Yurt dışında, sen Romanya'da üniversitede dersler verdin. O şimdi bir dönem, tabii. Şimdi değil Evet, de bir dönem veriyordun. verdim, evet. Şimdi o zaman da Göbekli Tepe'yi biliniyordu. En azından hani kendi gördüğünden örnekle belki anlatırsın diye soruyorum. Diğer ülkelerde de mutlaka vardır ama ilgi nasıl Göbekli Tepe üzerine? Ya son gittiğim şeyde Göbektepe, aslında onlar farklı bir şeyle bakıyorlar. Farklı, yani sanki onların kendi dinlerinin çıkış noktası orasıymış gibisine bakan araştırmacılar da var. Ama tabii ki benim ifadelerimde o dönemde Hristiyanlığın da olmadığını, Yahudiliğin de olmadığını, Müslümanlığın da olmadığını, sadece şöyle bir şey, ince bir ayrıntı var. Ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Göbekli Tepe'de, yani bizim tarihimizden 4000 yıl evveline baktığın zaman İbrahim'den söz ediliyor. İbrahim'in yaşadığı bölge de orası. Nasıl söz ediliyor? Yani yok yok, bizim kendi çalışmalarımızda Avrupa'da söz edilmez. Ha, Avrupa'da söylemez yani. buradaki Avrupalı araştırmacıların yazdıkları. işte Anladım. şeyler, yazarlar Hazreti İbrahim'in işte Urfa'da yaşadığını yazmazlar. Onlar sadece Evet. bir peygamber gözüyle bakıyorlar ve peygamberlerin de orada türediğini Şeyde görüyorlar. eski ayette Haran diye geçiyor. Harra olarak zaten Cin Harran'a diye metinlerde geçiyor. burasıdır. Ama Haran aynı Evet. Harran mı o ayrı bir tartışma Yok, konusu ama şöyledir. oradan alıyorlar Şimdi meseleyi. bizde bir hata var Hamza Bey. Aslında şu anda Anadolu'da adı geçen Harran köyü Harrau'dan gelen Harran'dır. O Harran'ı, bölgeyi küçültmek için öyle bir isim verdiler. Zaten küçülmüştü bölge. Savaşlardan dolayı küçülünce yavaş yavaş Harran bölgesi küçüldü bir köy oldu. Zaten o da o bölgelerde. Eğer biz normal şeye baktığınız zaman bugün Mezopotamya yerine biz Harran bölgesini kullanmamız gerekecekti. Sümerlerde olsun, işte Göbekli Tepe'nin yaşadığı dönemlerde olsun hiçbir zaman Mezopotamya kelimesi geçmiyor. Mezopotamya kelimesini daha sonraki işte batılı araştırmacıların verdiği bir kodlamadır. Bu kodlamayı biz tarihte hep bu şekilde öğrendik. Halbuki bizim kendi Anadolu tarihimizde biz eğer orayı Mezopotamya yerine Harran diye görseydik bugün dünyaya Anadolu Harran olarak geçecekti. Evet, Yani yani Sümerlerin yaşadığı bölge Harran olarak geçecekti. Mezopotamya olarak geçmeyecekti. Kayıplarımız çok büyük burada. Çünkü neden? Ben son işte şeye de gittim. Bir İzmir'de bir dostum ziyaretine gitmişti. Oradan da Sardes tapınaklarına gittim ben. O biraz da baktım orada. Bizde çok zenginlik var. Her buluntu, Türkiye'de her buluntu bana göre bir fabrikadır. Üretim yapıyor. Çünkü siz onu yaparsınız, donatırsınız, bir gişe koyarsanız o size sürekli para getiren bir fabrika gibi olmuş olur. Ama biz o fabrikaların hepsinin kapısına kilit vurmuşuz. Görüntüyü başka yerden, yani geliri başka yerden bekliyoruz. Halbuki Türkiye'nin bunlara çok eğilmesi gerekiyor. Bu tarihi yerleri çok iyi bir şekilde revize etmesi gerekiyor. Ve bunlara çok sahiplenmesi gerekiyor. Gerçekten Göbeklitepe'de şu anda iyi çalışmaları var. Bu da sevindirici bir şey. Keşke bu çalışmalar Türkiye'deki bütün o noktalar için yapılmış olsa. Çünkü onlar üretim gibi para getiriyor. Gelir getiriyor Türkiye'ye. Yabancıların odak noktası oluyor. Öyle değil Evet. mi? Evet. Eğer bütün yabancılar dünyadan Türkiye'ye akın ettiği zaman ne olacak? Hem Türkiye döviz sıkıntısı ortadan kalkmış olacak, hem bir gelir elde Evet. etmiş olacaklar. Şimdi bu sene Evet. Göbekli Tepe yılı olarak ilan edildi. UNESCO Kültür yaptı, olarak. geçici olarak verdiler bunu ama daha henüz netleştirmediler. Keşke Evet. tam böyle listeye almış olsalar. Çünkü alamazlar. Listeye alamazlar çünkü listeye alsalar diğerleri biraz geri planda kalacak. Çünkü Evet. Göbektepe Türkiye'dedir. Eğer Evet. Göbektepe bugün başka bir Avrupa ülkesinde olsaydı şimdi UNESCO birinci sırada onu alacaktı Evet. ve dünyaya tanıtacaktı. Peki şöyle sorsalar Göbektepe'nin özelliği nedir? En basit ne anlatır? Sen programın başında İşte söyledin gerçi. o En eskiye şimdi gidiyor ama bu kadar, bu mudur yani ibadet sadece? alanı olarak. Çünkü neden ibadet alanı? Etrafına baktığın zaman yerleşkeler yoktur. Bu yerleşkeler hep uzak yerlerden. Yani örneğin Diyarbakır'da yaşayan bir boy ya da bir topluluk inancı için oraya geliyor ve orada kendisine sembol ettiği o heykellerden birisi benim diyor tanrımdır örneğin. O onun şekilde ibadet ediyordu. Başkası bu şekilde, zaten o bölgelerde işte Nevalı Çölü denilen yerde de aynı şekilde tapınaklar vardır. Bunlar henüz Türkiye'de o kadar incelenmemiş yerler var ki Hamza Bey, bunlar olduğu zaman zaten UNESCO zaman bulamaz Türkiye'deki şeyleri sıralamaya koyduğu zaman. Bunları sırayla yapıyorlar. Bugün Anadolu'ya gitsinler. Anadolu'da o kadar şeyler var. Ya da şeyler var. Bu yapay tepeler var. Yapay mezarlar var. Simulus dedikleri şeyler var. Bu
işte yakın tarihte de vardır. İşte eski Anadolu'da insanlar yaşadıkları yerlerde ölülerini tepeler altına gelir. Ben bu tepelerden bir tanesini Ağrı Taşçı'da gördüm. Ağrı Taşçı'da bir tepe vardır. Adına da vatandaş Karol Tepesi adını vermişler. O Karol Tepesi dedikleri o tepenin altında Murat Nehri'nin bir kolu olan nehirden tepeye doğru çamurdan yapılmış merdivenler açıklıyor. Daha sonra orasını kaymakamlık işte sit alanı diye kapatıyor ve şu anda henüz orası kazılmamış. Örneğin eğer Taşçıtepe Ağrı Dağı'na yakınsa ve tufan denilen olayın da Ağrı Dağı'nda sonuçlandığını görürsek ya da Nuh'un işte oradan yayıldığını düşünürsek biz nereden biliyoruz orada Nuh'un mezarı çıkmasın diye? Öyle değil mi?